Evet, faz 1 tamamlandıktan sonra biliyorsunuz aslında faz 2 çalışmalarına başladık. Oradaki güvenlik verilerinin yeterli olduğu görüldükten sonra bu aşamada da faz 2'de biz etkinlik açısından özellikle değerlendireceğiz. 250 kişi üzerinde çalışma yapılacak, klinik araştırma. Oldukça iyi gidiyor aslında. Çoğunluğunu da biz ilk doz aşıları tamamlandı. İkinci doz aşılarına başladık. Bu süreçte faz 2'nin tabii ki tamamlanmasının ardından faz 3 çalışmalarına geçilmesi için değerlendirmeler yapılacak. Umudumuz ve şu anki bu ana kadar çalışmanın sürecine baktığımızda oldukça umutluyuz. Faz 3'ün de bir an önce başlayıp tamamlanacağını tahmin ediyoruz. Rastladığımız yan etkiler aslında diğer aşılardan çok farklı değil. Benzer şekilde baş ağrısı, halsizlik gibi genel aşıya bağlı görülebilecek yan etkilerdi. Ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadık. Zaten inaktif aşı olduğu için diğer aşılara göre kıyaslandığında aslında oldukça güvenli bir aşılardır. Uzun yıllardır üretilen ve kullanılan aşı tekniğiyle üretilmiştir yine. Burada bizim en çok işte karşılaşacağımız o aşı yapılan bölgede lokal görülen aşıya bağlı ağrı ona rastladık ama bu da uzun süreli değildi. Kısa her gönülde de rastlamadık zaten. Bu anlamda oldukça güvenli şu ana kadarki gönüllerin katılımına bağlı olarak değerlendirdiğimizde devam ediyor çalışmamız. Ama en kısa zamanda 250 kişinin tamamlanacağını umuyoruz. Şimdi bizim çalışmada biz 18-64 yaş grubunu çalışmaya dahil ediyoruz. Bununla ilgili inaktif aşılarla ilgili aslında canlı virüslerin öldürülmesi sonrasında yine biliyorsunuz Koçak ilaç firmasında üretimi yapıldı. Ve sonrasında GMP şartları üretimi sonrasında bir sürü testten geçiyor. Ve ondan sonra kliniğimize geldikten sonra bunu gönüllere uygulamaya başlıyoruz. Bununla ilgili güvenlikle ilgili bir sıkıntımız yok, bir şüphemiz yok. Peki hocam aşılar nasıl korunuyor merkezinizde? Evet, bizim klinimiz biliyorsunuz aslında 1300 tane klinik araştırma yaptığı için uluslararası iyi klinik uygulama standartlarına göre tüm çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aşı dışında eş zamanlı da bizim aslında şu an ilaç çalışmaları devam ediyor. Bu anlamda 7/24 ilaçların saklandığı odamız var. Orada alarm sistemleri var bir şekilde. Bunlar aralıksız takipleri yapılıyor, korunuyor. Ve 2-8 derecede tabii aşı için bahsedecek olursak yine bunlar için özel alarm sistemleri olan dolaplarda 2-8 derecede saklanıyor. Hocam merkezinizle alakalı da son olarak bilgi alabilir miyiz? Erciyes Üniversitesi olarak şu anda yerli aşıda en önde Erciyes Üniversitesi sizin merkeziniz gidiyor. Bununla alakalı da ne söylersiniz? Tabii klinimiz biliyorsunuz 99 yılında kurulmuş bir klinik. 20 yılın üstünde çok fazla klinik araştırma yapılmasından dolayı oldukça deneyimli bir ekibimiz var. Doktor arkadaşlarımız, hemşire, paramedik bunlarla ilgili sürekli olarak eğitimler alıyorlar. Sağlık Bakanlığı tarafından 2 yılda bir denetleniyor. Artı uluslararası denetimlerden geçmiş bir kliniğiz. Hatta devam ediyor. Biz aşı sırasında da farklı uluslararası firmaların denetiminde olmuştu. Uzaktan denetim, COVID şartlarında şu an için yapılan denetimlerin bir kısmı oldukça başarılıydı. Bunların sonuçlarından da yine yeni çalışmalar bu anlamda kliniğe gelmeye devam ediyor. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ben. Üniversitemizin, tıp fakültemizin de oldukça büyük destekleri var. Oradan da doktor arkadaşlarımız yine bu çalışmada yer alıyor. Enfeksiyon hastalıklarından, anesteziden hekim arkadaşlarımız yine çalışmadalar. 30 kişinin üzerinde bir ekibimiz var bizim aslında kemik bir ekibimiz var. Bunların da çok büyük emekleri var. Hepsine ben burada ayrıca teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı inşallah en kısa zamanda tamamlayıp insanlarımız için, halkımız için faydalı olacak diye düşünüyorum. Hocam yerli aşıyla ilgili insanlarımızın bir beklentisi var, merak içerisindeler. Onlara da buradan mesaj vermek ister misiniz? Tabii en başta bir kere bu çalışmaya katılmak isteyen gönüllerimiz çok fazla. Türkiye'nin her yerinden oldukça fazla sayıda başvuru aldık. CİMER üzerinden diğer direkt arayanlar oldu. Fakat burada tabii ki bazı prosedürler var. Yani faz 2 çalışması faz 3 çalışmaları gibi değildir. Daha sıkı ve yakından takip edilen çalışmalardır. Etkinliğin dışında biz yine de güvenlik için de gönüllerimizi 1 yıl boyunca takip edeceğiz. Bu süreçte gidip gelmeleri olduğu için şehir dışından gönüllü katılımı biraz kısıtlı olmak zorunda kaldı. Özellikle Kayseri'deki vatandaşlarımız yine oldukça fazla destek oldular bize. Bu gönüllü oldular çalışmalara katılmak için.
Onları biraz daha diğer aşıya ulaşamayan vatandaşlarımıza da aslında yerli aşıya ulaşmaları için biraz daha sabretmeleri gerektiğini inşallah faz 3 aşamasında burada Sağlık Bakanlığımız tabii yetkili olarak onların yönlendirmeleriyle inşallah en kısa zamanda halkımız buna ulaşacaktır.